imza olacak mı bilemiyoruz. Sabah saatlerinde Zeki abinin haberiydi. Bakasetas, Visca. Şimdi İrfan Can da masada konuşuluyor. Acaba Fenerbahçe mi, Galatasaray mı ya da başka bir yerde mi bilemiyoruz. Statta da Fenerbahçe'yi takip eden arkadaşımız Ahmet Selim Kul. Şimdi bir Yunus Emre'ye bağlanalım. Adaşı Yunus Mallı ile ilgili elinde bilgi var mı? 1, 2, Bakasetas, 3, Efecan Karaca. Dışarıda Halil abiyle Efecan'ı da aradık ama ulaşamadık. Halil Akpınar. Göztepe'den. Bize artık bir haber vermesi lazım değil mi Zeki abi? Kesinlikle Yunus Emre Selim. Yunus kardeşim. Evet Yunus. Saygılar, sevgiler Trabzon'dan. Öncelikle güzel bir haberle başladı tabii Trabzonspor için gün. UEFA Trabzonspor'un yaptığı itirazı kabul ederek gelirlerinin %50'sine koyduğu 4 milyon avroluk parayı Trabzonspor'a ödeme kararı aldı. Bu ödeme Trabzonspor'un harcama limitlerinde de çok ciddi bir rahatlamaya neden oldu. Ve Trabzonspor tabii bir anda bu geliri elde edince transferde de çok hızlı bir harekat başlattı. Aslında bu harekatın odak noktası teknik direktör Abdullah Avcı'nın hafta başında yönetimle yaptığı görüşmeden kaynaklanıyor. Abdullah Avcı bu görüşmede tıpkı Berat transferinde olduğu gibi sürpriz isimlere yönelmeyelim. Tanıdığımız, bildiğimiz, direkt olarak oynayabilecek oyuncuları alırsak bu dönemi çok daha iyi geçiririz ve çok daha fazla katkı alırız dedi. Ve yönetime bir liste sundu. Bu listede Bakasetas da ilk sırada yer alıyordu ve Trabzonspor Kulübü hemen oyuncunun kulübü Alanyaspor'la temasa geçti. Alanyaspor ilk başta bu teklifi beklemediği için tabii biraz onlar için sıcak bir gelişme oldu ama ardından kendi aralarında yaptıkları değerlendirmede daha önce birçok oyuncuyu parlatıp bedelsiz olarak kaybettikleri için aynı durumu Bakasetas'ta yaşamak istemediler ve Trabzonspor'un teklifine sıcak baktıklarını cevaben ilettiler. Bunun üzerine Trabzonspor Kulübü Alanyaspor Kulübü'nden izin alarak oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşmelerde oyuncuyla yapılan temaslarda herhangi bir sorun bulunmuyor şu an itibariyle. Sadece Alanyaspor Kulübü ile aslında bonservis bedeli konusunda da rakamsal anlaşma söz konusu. Yani 3,5 milyon avro civarında bir bedel ödeyecek Trabzonspor Kulübü ama takasla oyuncu talebi var Alanyaspor'un ayrıca. Bir kaleci talep ediyor Alanyaspor çünkü kaleci rotasyonunda sıkıntı yaşıyorlar ve orada bir beklentileri var. Trabzonspor'da genç kalecisi Muhammed Taha Tepe'yi bu ara dönemde Turgutlu Spor'a kiraladı. Ve pandemi nedeniyle olası bir sakatlıklar da göz önüne alındığında 3. kalecisi Arda'yı da bırakmaya çok sıcak bakmıyor açıkçası. Burada şu anda pazarlıklar ağırlıklı olarak bu noktada devam ediyor. Tabii bir de ödemenin vadeyle yapılması noktasındaki pazarlıklar da var. Bugün içerisinde somut adımların atılmasını bekliyoruz bu konuda. Her iki taraftan da yaptığımız görüşmelerde şu an için o her şeyin olumlu gittiğini, zaten oyuncular düzeyinde değil kulüpler arasındaki görüşmelerin şu an devam ettiğini belirttiler. Diğer noktada Efecan'a gelecek olursak yine Efecan da teknik direktör Abdullah Avcı'nın talepleri doğrultusunda gündeme gelen oyunculardan bir tanesi. Her iki kanatı da yedekleyebilecek A milli takımda oynayan oldukça yetenekli bir oyuncudan bahsediyoruz tabii. Ama onun çıkışı Bakasetas'a oranla biraz daha kolay. O yüzden şu anda odak noktasını daha çok Bakasetas'a çevirmiş durumda Trabzonspor Kulübü. Yunan oyuncuya bütün enerjisini harcıyor. Muhtemelen bu transferle ilgili somut adımlar atıldıktan sonra hemen Efecan hamlesinde daha net bir şekilde ortaya koyacaktır. Aslında paralel gidiyor görüşmeler ama esas odak noktası Bakasetas'ta. Şu an itibariyle dediğim gibi kulüpler arasındaki temaslar devam ediyor. Halil Akpınar ise eğer Efecan transferinde herhangi bir sorun yaşanırsa gündeme alınacak, teklif yapılacak oyuncular arasında ilk sıralarda yer alan bir oyuncu. Yine aynı şekilde Süper Lig'den farklı isimler de var bu listede. Ama bugün içerisinde Trabzonspor'un özellikle Alanyaspor cephesiyle bütün sorunları çözerek transferi sonuçlandırmasını bekliyoruz. Yaptığımız görüşmelerde aldığımız bilgiler bu yönde. Yunus Mallı konusuna gelecek olursak daha önce oyuncu ve menajeriyle yapılan iki görüşmede anlaşma sağlanamamıştı. Çünkü Yunus Mallı'nın rakamsal beklentileri oldukça yüksekti. Ancak aradan geçen zaman zarfında Yunus Mallı Almanya'da veya Türkiye'de yaptığı diğer görüşmelerde herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamadı. Wolfsburg'da oyuncuya bu dönemin ikinci yarısı için forma şansı tanımayacağını, kadrodan ayrılmasını talimatını verince tekrar Trabzonspor'la bir görüşme yapılması kararlaştırıldı Yunus Mallı ve menajeri tarafından. O
Şu an için olumlu sanışlandı. Şartlar konusundaki pazarlıklar devam ediyor. Muhtemelen Bakasetas'la koordineli olarak, Bakasetas veya Yunus Mallı değil, Bakasetas'la koordineli olarak o transferi de yine kısa süre içerisinde sonuçlandırmaya çalışacak Trabzonspor. Peki, teşekkürler. Şimdi Bakasetas, Efecan, iki oyuncu birden nasıl yürütüyor bu operasyonu? Ya şimdi o 4 milyon euro UEFA'nın gelirlerine, %50 gelirlerine, UEFA'dan, Avrupa'dan elde edeceği gelirlere el koymuştu. Blok etmişti UEFA ve Trabzonspor burada dava açmıştı. Davayı kazandı. Onu da sonuçta limitlerde kullanacak. O yüzden eli rahatladı Trabzonspor'un. Bakasetas için ciddi anlamda bastırıyorlar. Ben hani şu saydığı isimlerden hangisi olur diye sorarsanız bana Bakasetas olur diye düşünüyorum. Zaten 5 milyon euro diye Alanya Başkanı sürekli söylemişti Fenerbahçe'yle yapılan ilk yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine geldiğinde. Eder'i 5 milyon, 5 milyon euroyu getiren alır demişti. O Eder değil Zeki. O sözleşmesindeki madde. Tamam. Sözleşmesinde 5 milyon euroyu getiren alıp götürüyor. Bana sormasına gerek yok diyor. Aynen onu söylemişti. Başkan bana sormaz diyor. 5 milyonu alır gider. Aynen öyle söylemişti. Yani Fenerbahçe'de hani geri çekilmişti. Başka oyunculara yönelmişti. Şu anda Trabzonspor içinde. Trabzonspor yanılmıyorsam 3 milyon euro artı işte kaleci talebi, başka oyuncu talepleri de olabilir ama kaleciye ihtiyaçları varmış anladığım kadarıyla. Arda Akbulut, Erce var, bir de Uğurcan var. Yani 3 kaleci olması lazım. Muhammed Taha Tepe'yi de Turgutlu Spor'a kiralamışlar. O yüzden orada sıkıntı olabilir. Bilmiyorum, belki başka oyuncular ama dediğim gibi Bakasetas gibi bir oyuncuya ihtiyacı var Trabzonspor'un. 10 numara pozisyonunda oynar, sol açık, sol, sağ açık. Yani hücum bölgesinin her alanında oynayabilecek bir oyuncu. Ve Berat geldikten sonra ve Abdülkadir Ömür de sakatlandıktan sonra orada öyle bir oyuncuya ihtiyaç var. Bence nokta atışı olur. Yunus Mallı konusunda ben hani çok maliyetliyse olsa da olur, olmasa da olur diye düşünüyorum. Ya Yunus Mallı'dan hani çok böyle büyük bir patlama ya da potansiyel hani maç kazandıracak bir oyuncu gibi gözüyle bakılmasın. Bir görev oyuncusu ama alabiliyorlarsa Bakasetas ve Efecan'ı birlikte alsınlar. Abdullah Avcı o ikisini de çok iyi kullanır. Takımın gücüne de güç katmış olurlar. Hani hem Bakasetas'la birlikte ekstra forvete de ihtiyacın yok. O açığı da kapatmış olursun. Canini, işte Bakasetas, Bakayeme, Ekuban derken orası çok güçlenir. O yüzden böyle bir hamle yapıyorlar. Yani şampiyonluk için isimler... Yani şimdi bilemiyorsun ama mi? Zor be. Ben hani Haldun abi ne der bilemiyorum ama Trabzonspor bu ya sezon ilk için... Ya diyelim. İlk yani diyelim. Şampiyonluğu önümüzdeki yıl için düşünürler. Yani puan farkı ki üstte kaç tane takım var. O takımları geçip şampiyon olmak için bütün maçlarını kazanman lazım gibi bir durum var. Çünkü Beşiktaş kaybetmiyor. Fenerbahçe güçlendi. Artık nasıl kaybedecek? Galatasaray da güçlendi. Yani... Sen güçlenirken rakiplerin de güçleniyor. Öyle düşünmek lazım. Haldun abi. Şimdi bu oyuncular, yani Yunus Mallı ile Bakasetas'ı aynı anda almaz zaten Trabzonspor. Çünkü ikisi de aynı pozisyon oyuncusu. Evet. Hangisi daha doğru olur dersen, hani hangisini sen olsan yönetici tercih edersin ya da teknik adam dersen, Bakasetas'ı tercih ederim.